hakikaten bunların yatacak yeri yok. Türkiye'nin bu safralarından, bu anlamda safralarından temizlenmesi lazım. Hani kendilerine dini organizasyon süsü veren personeldeki şarlatanın bir benzeri idi. Şimdi daha birçok hani bu bağırsak değişildikçe dökülecek diyorlar. Birileri paniklemiş vaziyette işte şantaj kasetleri şunları bunlarından falan ama bunların ne olduğu belli. İyi hazırlanmış İstanbul Emniyeti de İstanbul Başsavcılığı da hakikaten tebrik etmek lazım. Bir cümle şey söylemek isterim. Bugün bizim Sibel Hanım, Sibel Eraslan çok güzel bir konuya temas etmiş bu konuda. Katılıyorum. Tamam da diyor bu zamana kadar neden bilhassa bu dini hassasiyet olan kesimler eleştirmedi. Bu işte dinimizdeki emr-i maruf denen şeyi neden yerine getirmedi? Neden bunların bu gidişatının dinle diyanet alakası olmadığını yüksek perdeden dile getirmedi gibi bir eleştirisi var bugün yazısında. Güzel bir noktaya temas etmiş. Katılıyorum. Yani genelde şu ana kadar çok ciddiye alınmadı bunlar. Doğru. Genel anlamda. Doğru. Kedicik medicik muhabbetle geçiştirildi ama görülüyor ki hem o işte aparatlar hem daha sonra Adnan Can tahmin ettiğim ilişkiler vesaire baktığınız zaman çok da öyle ya bunlar işte bunlar maskaralık yapıyor deyip geçiştirilecek bir şey olmadı anlaşılıyor. O bakımdan şu ana kadar da belki bu operasyondan önce de din hassasiyeti olanlar, bu konularda milli duruş olanlar belki daha ciddi anlamda eleştirmeliydi bu gidişatı diye düşünüyorum. Vallahi çok enteresan yani hani şeylere falan bakıyorum. Postnişin sahibi bazı Anadolu'daki cemaatlerin bu Adnan Oktar örgütüne da ayrı bir şarlatan vermiş olduğu değeri hani hocam siz buyurun oturun koltuğa bunların hepsi yani nedir bu? Şey yapılıyor yani internette falan var bunların hepsi. Buyurun siz bizim hocamızsınız asası verilenler bilmem ne yapılanlar falan filan. Bunları gördükçe hakikaten yani hani anlayabilmek mümkün değil. Evet. Yani adamın dinle, diyanetle, İslam çerçevesinde konuşuyorum. Hani dediğim gibi başka bir dinle bağlantısı varsa ki kendisi 33. derecede mason görüntülerini aldığı beratı İtalyan mason hocasından aldığı beratı kendi televizyon kanalında falan gururla söyleyen, yayınlayan bir adam hala bunun üzerine Müslümanlık, İslamiyet vesaire vesaire meselelerinden konuşması. Başka bir ilginç şey de masonlar da sergilerinde bunların kitapları güya ondan aleyhine yazmış olduğu kitaplarını da sergiliyorlar. Ha, bir de o da var değil bu mi? Bu da enteresan bir şey. Çok ilginç.